Evet, Yonka Müzik Market'ten aldığımız çiftli mikrofonu paket açılımını zaten burada güzel bir şey yapmışlar. Paketi açarken video çekip kayıt altına alınız diye. Hem de onun için kayıt altına da almış oluyoruz. Bir problem olduğunda, eksik parça olduğunda ispatlamak için. Açalım. MX2 üst seviye diye tanıtılan bir yaka mikrofonu. Açalım. İçinden bir tane yakaya takma aparatı. Bir tane daha. Deri görünümlü bir çanta. Şurada mikrofon cızırtılarını engellemek için sünger. Şöyle bir şey de geldi. Bu herhalde dış mekanda kullanmak için. Evet, bir tane daha. İkinci sünger. Böyle bir dönüştürücü ve mikrofonun kendisi. Gerçi 3 tane şey koymuşlar. 3 tane klips geldi. Bir sünger daha geldi. Herhalde birer tane yedek mi vermişler. Bir de şöyle bir dönüştürücü var. Evet, kutu içeriği böyle. Şöyle bakalım. Mikrofonlarımız burada. Aa, 4 tane var arkadaşlar. İki klips burada var. İki tane bayağı bol bol göndermişler. Zaten işte bilgisayarı, laptopa veya telefona giriş. Şu diğerinin süngerini de takalım. Evet, görmüş olduğunuz bayağı da uzun bir kablo var. İki mikrofon arasındaki mesafeye bakacağım. Kablo arkadaşlar T sonuna kadar ikiye ayrılıyor. Yani iki mikrofon arasındaki mesafe de istediğiniz kadar uzun tutabilirsiniz. Röportaj falan yaparken arada ciddi mesafe olabilir. Bu da güzel. Hafif, yani kablonun uzun olması da güzel bir şey. Bilgisayara takıp bir kayıt denemesi yapacağız. Yonka Müzik Market'ten almış olduğum Midex MX2 mikrofon. İki tane çıkışı olan mikrofon. Görmüş olduğunuz gibi. Telefonda gayet güzel çalıştı ancak laptopa taktığımda çalışmadı. Hatta kendi yanına gelen şöyle bir adaptör var. İşte şuradaki iki çentik var bunda. Kendi ucu 3 çentikli. Bu adaptörle iki çenteye çevirebiliyorsunuz. Bir tane de şöyle metal bir adaptör var. Bu yine kendisi de 3 çentik ama sonuçta onu da denedim. Hatta ben de laptopun çıkışını mikrofon ve kulaklık diye ayıran bir aparat da var. Onunla da denedim. Bilgisayar bunu mikrofon olarak tanıyor ancak tepki vermiyor. Yani bilgisayarda benim laptopta ki yeni nesil bir laptop, 10. nesil işlemciye sahip yeni bir laptop olmasına rağmen doğal girişi var. Yani tek bir girişten hem mikrofon hem kulaklığı tanıyan bir girişi var. Mikrofonu maalesef tanımadı. İnternetten de baktığımda birçok kişide de aynı problemin yaşandığını gördüm. Şey çok uzun olduğu için kablosu şöyle bir şey yaptım. Arkadaşlar şurada bir kablo sarıcı var görüyorsunuz. 6 metre uzunluğunda kablo var. Bana gereken kısımlarını çıkarttım. İşte giriş, jack kısmı ve mikrofon kısımlarını çıkarttım. Gerisini sardım. Burayı da böyle sabitledim. Kullandıkça oradan alacağım. Yoksa kablo gerçekten çok uzun. Baş etmek çok zor. Ve birbirine karışıyor. Ayırmak da zor. Böyle de bir çözüm buldum kendimce bir kablo sarıcı kullanarak. İade etmeyi düşünürken, çünkü laptopta kullanmak için ben mikrofonu almıştım. Bir yazılımsal olarak çözebilir miyim diye düşündüm. Çünkü telefonda çalışıyor. Telefon dedim acaba bilgisayara bağlasam kabloyla bir yazılımla telefon aracılığıyla bilgisayarda mikrofon olarak kullanabilir miyim diye düşündüm. Ve hakikaten bunu başardım. Evet, şu an kullandığım yazılımı ekranda görüyorsunuz. WO Mic diye bir yazılım. Bunu hem telefonunuza yüklüyorsunuz marketten. Android Market'te var. Muhtemelen iOS Market'te de vardır. Hem de bilgisayar versiyonu var. Bilgisayar versiyonunu da bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Kablosuz bağlantı seçenekleri de var ama ben herhangi bir gecikme yaşamak istemediğim için, mikrofondan en iyi kaliteyi elde etmek istediğim için kablolu bağlanmayı tavsiye ediyorum. Şuradan servisini başlatıyorsunuz. Bakın play tuşu var. Başlattım. USB ile bağlantı
Durdurup şuradan ayarları göstereyim. Ayarlarda en üst tarafta nereden bağlantı yapacağınızı seçiyorsunuz. Bluetooth mu, USB mi? Değişik seçenekler var. Tabii ki USB seçmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Kaliteli bir bağlantı için. Buradan geri gidiyoruz. Sonra servisi başlatıyorsunuz. Telefonda programı açtık, servisi başlattık. USB kabloyla bilgisayara telefonumuzu bağlıyoruz ve bilgisayardaki programı da çalıştırıp connect diyoruz. Ve buradan USB seçiliyken connect'i seçmemiz lazım. Şu an ben bağlamadığım için seçmiyorum. Bunları yaptıktan sonra artık telefonumuz aracılığıyla mikrofonumuzu bilgisayarda kullanabiliriz. Programın sitesi burası. Adres çubuğunda adresini görüyorsunuz. Sitede biraz aşağı indiğimizde Play Store ve App Store bağlantılarını görüyorsunuz. Android veya iOS cihazlarınıza da oradan programları indirmeniz lazım. Telefonlarınıza kurduktan sonra Windows programını da indirip bilgisayarınıza kurmanız lazım. Tüm bağlantıları yaptıktan sonra sıra mikrofonu seçmeye geldi. Ses ayarlarından kayıt kısmına girip burada mikrofonunuzu seçmeniz gerekiyor. Orada görünecek WO Mic diye görünüyor. Ayrıca kayıt yapmış olduğunuz programda da onu seçmeniz gerekebilir. Orada da mikrofon kısmına girerek yine mikrofonunuzu seçmeniz lazım. Artık tüm ayarlar hazır. Birazdan dinleyeceğiniz ders anlatımını telefon aracılığıyla mikrofonu bilgisayara bağlayarak bu program yardımıyla WO Mic yardımıyla kaydettim. Oradan ses kalitesine bakabilirsiniz. Uygun 10 tane sayının binler basamağı 2 artırılır ise sayıların toplamı kaç artar? Ama dedim yani böyle sürekli telefonu bağlayarak olmaz. Aslında oluyor, gayet de güzel oluyor. Yani telefonla beraber, telefonda zaten adaptörü takıyorsunuz. Enerji problemi olmasın diye gayet güzel kaliteli kayıt yapılabiliyor. Fakat araştırdığımda buna ben nasıl bir çözüm bulabilirim? Bir, kablo dönüştürücülerle çözüm önermişler. Bazıları bazı bilgisayarda bu sorunu çözmüş ancak dediğim gibi bütün adaptörler bende var ve ona rağmen benim laptopta çalışmadı. İkinci bir çözüm de USB'den bağlanan harici bir ses kartı ile sorunu çözmüşler. Ben de araştırdım. Fiyat performans ürünü olarak hem kaliteli olsun dedim. Orico markalaşmış bir firma, Çin firması ama kaliteli bir firma. Orico diye bir marka oluşturmuşlar kendileri ve ses teknolojisi üzerine güzel ürünleri var. Ve insanların da memnun olduğunu gördüm. Bu ürünü aldım. Orico Sound Adapter SC2. Üzerinde işte zaten açacağız, bakacağız. Kutu açılımını yapacağız ve şu an ben de ilk defa deneyeceğim. Çalışacak mı, çalışmayacak mı? Yani çalışacak da bizim mikrofon bununla çalışacak mı? Bilmiyorum. Açalım. Evet, böyle belgeler de çıktı. Şöyle bir kart çıktı. Evet, cihaz bu. Güzel bir cihaza benziyor, şık. Cihaz bu. Kaliteli bir his veriyor. Şurada bir ses açma kapatma düğmesi var. Kulaklığı kapatma, mikrofonu kapatma düğmeleri, kapatma ve açma düğmeleri. İki tane kulaklık girişi var. Bir de mikrofon girişi var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi deneyeceğiz. Şuradan USB kısmına takıyorum. Evet, ekranda zaten bu cihaz ayarlanıyor. USB audio device ayarlıyoruz diye bir uyarı geldi. Herhalde ayarladı. Otomatik Windows 10. Şimdi mikrofonumuzu buna takalım. Mikrofonu dediğim gibi ben böyle bir kablo toparlayıcıyla, yoksa çok uzundu kablosu ve birbirine giriyordu. Böyle bir çözüm buldum. Evet, mikrofon kısmına taktım. Şu an mikrofonları da yakama takıyorum. Bakalım çalışacak mı? Şimdi Bandicam'dan şu mikrofon kısmına giriyorum. Buradan evet, USB audio device herhalde bu olarak. Şu an deneme yapıyorum. Herhangi bir tepkime vermiyor. Sesini açayım. Evet, herhangi bir tepki yok. Ama mikrofon kapalı mı acaba? Şimdi bakalım, şu düğmeleri karıştırdım. Şimdi arkadaşlar enteresan bir şey oldu. Mikrofonu ben mikrofon kısmına taktığımda, ortaya taktığımda çalışmadı. Yine elimdeki adaptörleri denedim. Çalışacak mı diye sesle sonuna kadar açtım. Fakat şu sol taraftaki kulaklığa takınca çalıştı. Yani sol taraftaki kulaklık kısmını, hatta şuradaki mikrofonu kapattığımda ekrana bakarsanız. Şimdi şuradan yani mikrofon kısmına değil de soldaki kulaklık kısmına taktım. Bakın ekrana.
Evet, tepkime veriyor. Bakın konuşurken tepkime veriyor. Hatta şuraya yine alete dönecek olursak ışığı yanıyor. Mikrofonu kapattığımda bakın yine ekrana tepkime vermiyor. Yani enteresan bir şekilde sol taraftaki kulaklık kısmı mikrofon gibi çalıştı. Neyse sonuçta çalıştı. Soldaki kısım biraz da mikrofonlu kulaklığa benziyor. Demek ki soldaki mikrofonlu kulaklık en sağdaki kulaklık, ortadaki mikrofon sol tarafla çalıştı. Şimdiki ses kaydında bu ses kartı aracılığıyla MIDEX MX2 mikrofonla yapacağız. Şu anki ses kaydını ses kartı aracılığıyla MIDEX MX2 mikrofonla yapıyorum. Bakalım ses kalitesi nasıl çıkacak. Şu an bilgisayarın mikrofonuyla kaydediyorum. İlk yaptığım denemede bakın şu sol taraftaki video, bu ses kartını kullanarak yaptığım MX2 mikrofonla yaptığım kayıt. Telefon aracılığıyla MX2 mikrofonuyla yaptığım kayıt. Şimdi burada ses kartına tabii herhangi bir ayar vesaire hiçbir şey yapmadım. İlk kullanımdaki sonuç bu. Bakın dip sesin yüksek olduğunu görüyoruz burada. Bir de sesi kısmak zorunda kaldım. Çünkü o ses kartı mikrofonu çok hassas hale getirdi. Belki de o yüzden ses yüksek çıktı. Fakat telefonla yaptığım kayıtta dip ses neredeyse hiç yok. Çok temiz ve net bir kayıt elde etmiş oldum. Şu an telefon aracılığıyla yaptığım kayıt daha başarılı gibi duruyor. Ancak ses kartı da mikrofonun çalışmasını sağladı. Şimdi farklı adaptörleri kullanarak ses kartıyla denemeler yapmaya devam ediyorum. Bu adaptörsüz yaptığım sesti. Bu telefon aracılığıyla ki en kaliteli sesi şu ana kadar buradan aldığım ses. Bu başka bir adaptörü taktım. Bakın ne kadar çok dip ses oldu. En son olarak da metal adaptörü aldım. Bu da gayet güzel, fena değil. Yani değişik denemelerle bu ses kartından daha yüksek verim elde etmeye çalışacağım. Kendi içinde de ayarlar var. Yani bu Windows'un bu cihaza özel yaptığı ayarlar. Onları da kurcalayacağım. Şimdi bu ses kartının ayarlarına girdiğimizde şurada özel kısımda AGC diye bir şey var. Bunu bir deneyelim. Ne fark edecek diye. Sanki bunu deneyince böyle şeyi arttı gibi geldi bana. AGC'yi açtığımda görmüş olduğunuz gibi ne kadar arttığını sesin görüyorsunuz. Sesin yani mikrofonun hassasiyetini epey bir arttırdığı burada görülüyor. Şimdi de birazcık mikrofon düzeyini azalttım. O şekilde bir deneme yapıyorum çünkü çok hassas hale gelmişti o. AGC'yi açınca dedikten sonraki kısmı bilgisayar mikrofonuyla kaydettim. Çünkü ismini hatırlayamadım. Sonradan ekledim. Sonuç itibariyle bu ses kartı aracılığıyla mikrofon bilgisayarda çalışmış oldu. Ancak telefondan elde ettiğim kaliteyi elde edemedim. Biraz da ayarları kurcalayarak daha kaliteli bir sonuç elde etmeye çalışacağım. Şu an telefon ile elde ettiğim kayıt kalitesi en iyi kayıt kalitesi oldu.